Ve karşımızda Atak 2. Atak 2 biliyorsunuz geçen hafta ilk uçuşunu yaptı. Büyük bir heyecanla gökyüzüyle buluştu. Üzerinde Mi-17'lerde kullanılan motorlarımız var. Çok büyük bir helikopter. Ağırlığı 10 tonun üzerinde. 11,5 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip olacak. Bu helikopterde ilk defa bu törende görüyorsunuz silahlarıyla beraber konmuş vaziyette. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'ın Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Koti ile bir röportaj yapmıştık. O da Atak 2'nin ya bu Karadenizler gibi şu burun niye böyle diye bir sorumuza çok içtenlikle cevap vermişti. Silahlarıyla görün ondan sonra karar verin demişti. Şöyle bir helikopterin etrafında dolaşalım. Yakından görelim Atak 2'yi. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Altına yazın bunları. Şöyle Atak 2'nin etrafında dönmeye başlıyoruz. Hemen burada makinalı topunu görüyoruz. Kamera sistemi. Tabii bunlar şu an dummy olarak adlandırılan boş gerçek sistem yok. Kokpitin önüne bakıyoruz. Yakından baktığımız zaman çok heyecan verici gerçekten. Siyah gövdenin üzerine turuncu Turkish Aerospace yazılmış ve burada mühimmatlarını görüyoruz. Yan yana takılmış gerçekten çeşitli farklı mühimmatlarıyla birlikte Lumtas var. Havadan karaya lazer güdümlü 2.75'lik inçlik roketler var. Yanlış söylüyor olabilirim. Heyecandan çünkü böyle bakıyoruz yanına. Şöyle bir motor yuvalarını görüyoruz. Gerçekten devasa bir helikopter. Şöyle bir dönelim. Bu gerçekten sınıfının en önemli helikopterlerinden biri. Tertemiz gövdesi test helikopteri. Şurada epey böyle bir kablo sistemi var. Niye bu kablolar? Çünkü helikopterin aldığı verileri telemetriye iletiyor. Şurada motorun oluşturduğu gücü, shaft hem yukarıdaki ana rotora veriyor görüyorsunuz. Devasa paller var üzerinde. Arkasından buradan güç aktarım sistemiyle kuyruğa doğru gidiyor. Kuyruğa doğru. Koca bir kuyruk. Yatay stabilizesi burada. Kuyruk rotorunu görüyoruz. Bayrağımız tabii ki siyah çok yakışmış. Çok yakışıklı duruyor. Şurada. Bunlar açıkta daha toparlanacak. Şöyle bu tarafında görüyoruz. Ve experimental denen yapıldığı için experimental yazısı var. Yanından şöyle dönüyoruz. Mühimmatlara bir daha böyle bir bakalım. Mühimmatları da gördük burada. 2.75'lik atış için kullanılan roketler için de şöyle bir yakından bakmış olalım buraya. İniş takımları konusunda da Türkiye'de imalat, alp havacılık önemli. İki pilot uçuruyor. Önlü arkalı. Arkada pilot, önde atış sistemlerini kontrol eden silahçı veya pilot görev yapıyor. Şöyle bir bakıyoruz ve helikopterin ihtişamını birlikte görmüş oluyoruz. Hocam şimdi geçen hafta Atak 2'yi böyle ilk uçuşunu seyrettik. Ya hani bu 10 kere 20 kere uçtu galiba. Bu kadar stabil kalkışı bizim çok hoşumuza gitti. Bunun arkasında ne var mühendislik olarak? Onu size sormak istedim. Şimdi öncelikle ilk uçuşuydu. Yani 10 kere 20 kere uçtu. O lafın şeyi ama şöyle çok ama böyle çok doğru stabil söylediniz. Bir şekilde kalkışı. Doğru söylediniz. Biz yer testlerinde ciddi testleri yaptık onlarla. Baktık ki gayet güzel gidiyor. Bu uçar. Pilotlarımız da sağ olsunlar bu konuda çok bizi teşvik edici, cesaretlendirici şekilde davranıyorlar. O gün çok stabil bir şekilde uçtu gerçekten. Hatta havadaki stabilitesi yerdekinden çok daha iyi olduğunu söylediler. Bu bizim geldiğimiz nokta itibariyle esasında mühendisliğimizin ne kadar ilerlemiş olduğunu gösteriyor. Yani biz gerek Atak'tan, o bizim öğrencilik yıllarımızdı. Alfalık. Çıraklık diyebiliriz çıraklık yani. Diyebiliriz. Ondan sonra Gökbey'de kalfalık, burası ustalık oldu. 10 ton ustalık olacak. Artık biz bu işi öğrendik diyebiliriz. Yani mühendislerimiz, deneyimli mühendislerimiz, efendim üretim konusundaki kabiliyetimiz, kalite kontrol konusundaki kabiliyetimiz, bunların testlerdeki kabiliyetlerimizin hepsi bir araya gelince biz çok fazla zorlanmadan artık yani sanki 10 tane daha geliştirmişiz gibi bir helikopteri sizin de gördüğünüz gibi çok stabil bir şekilde uçurduk. Bu bizim için çok büyük bir onur verici bir şey. Yani anlatılmaz yaşanır denir. Biz burada görüp bu heyecanı yaşıyoruz. Sizler de çocuğunuz gibi tasarladığınız bir hava aracını görmek gerçekten önemli. Evet. Sormak istediğim bir konu, işte TS-1400 yerliye geçtiniz. Muadili olan yabancı motor vardı Atak'ta ve Gökbey'de daha önceden. Burada daha bilmediğiniz Doğu bloğunun Ukrayna motorunu kullanıyorsunuz. Evet. Adaptasyonu, transmisyonu burada böyle bir mühendislik açısından sizi zorlayan bir durum oldu mu? Tabii yani şimdi birinci olarak Ukrayna'yla daha önce hiç çalışmadığımız bir kültür diyelim.
Onlarla havacılık bir kültür. Havacılık bir kültür. Yani biz Doğu blokuyla değil daha çok Batı blokuyla çalışmış. Yani Amerika, Avrupa ile çalışmışız. O oradaki jargona alışmışız. Mühendisliğe alışmışız. Efendim bunun çıkışı önden değil, ötekiler gibi arkadan. Bu tamamen transmisyonun tasarımını etkiliyor. O tasarımı yapmanız için motorun bir sürü parametresi var. Bazılarını bilmiyorsunuz bile. Ama öğreniyorsunuz. Öğreniyorsunuz. Artı bu motor mekanik olarak tasarlanmış önce. FADEC'i ilk defa bizde deniyorlar. Yani şu anda motor switch FADEC dediğimiz otomatik tamamen full otomatik sistemle. Üzerine koyuyor üretim. Bir de sizi deniyorsunuz. Onu, burada deniyoruz yani burada denedik. Onlar da sağ olsun çok iyi çalıştılar. Yani bunların hepsi birçok şey ilk. Bizim transmisyonumuz bu büyüklükte transmisyonumuzu ilk defa yaptık ve hiç test etmedik. Yani test edecek kabiliyetimizi daha kuramadık. Motorun helikopterin üzerinde ilk döndürdük yani ve hamdolsun gayet güzel çalıştı. Şimdi bunların hepsi esasında yani bizim mühendislik olarak bu işi artık yani tamam her şeyle dört dörtlük %100 öğrendik diyemeyiz ama biz dünya üzerindeki 5 tane ülkeden bir tanesiyiz diyebiliriz. Ustalığa doğru gidiyoruz. Ustalığa geldik hatta diyebiliriz yani bizim ustalık şeyimiz bu. Bundan sonrası artık daha kolay olacağını düşünüyorum. Problemler çıkacak mı? Tabii ki çıkacak. Teste çıksın problem ki ileride çıkmasın. Aynen. Hiç beklemediğimiz yerlerde Gökbey'de görüyoruz testler sırasında. Hemen arkadaşlarımız bir araya geliyorlar. Bunu nasıl çözeceğimizi konuşuyoruz. Analizlerini yapıyoruz. Uyguluyoruz. Ondan sonra hemen üretiyoruz. Takıyoruz. Bakıyoruz düzelmişim. Testlerini yapıyoruz. Yani çok entegre olarak çalışabiliyoruz. Ve bütün her şeyi burada yapıyoruz. Bu çok önemli. Yani üretimi de, tasarımı da, testi de, analizi de hepsi burada bir çatı altında. Çok hızlı reaksiyon verebiliyoruz. Yani akşamleyin bir problem çıktığında sabahleyin bitmiş oluyor yani olabiliyor. Bu çok önemli ve insanların hem özverisini gösteriyor. Ben uçuştan önceki 2 hafta boyunca arkadaşların 1'de 2'de burada canla başla çalıştığını biliyorum. Kendi gözlerimle gördüm. Onlara katıldım bazı akşamlar. Yani çok böyle nasıl diyeyim o kadar özveriyle çalışıyorlar ki yani oturup sadece onları seyretseniz yetiyor yani. Gurur olarak yetiyor. Biz şunu diyebiliyorum çok rahat yani TUSAŞ artık helikopter konusunda bir otorite tasarım otoritesi bir üretim otoritesi yani üretme anlamında bir know-how'a sahip bir merkez. Hem kendimiz yapıyoruz bunu artık başkalarına da üretmeyi, üretebilmeyi, tasarlayabilmeyi öğretme yönünde adımlar atıyoruz. Biz bazı ülkeler ya burada yapalım diyorlar. Hay hay diyoruz. Ne yapmak istiyorsunuz? Onları sizinle paylaşmaya hazırız ama biraz zorlanacaksınız yani. Bizim geçtiğimiz yoldan geçeceksiniz. Oraya da gelmek üzereyiz diyebilirim. Yani artık öğretme bu işin şeyi oluyor. Yani tamamen ustalığı oluyor yani. Son sorum. Biz tabii YouTube'dan yayın yapıyoruz. Herkes yorumlara yazıyor. Ya diyor ki Ukrayna'dan almak zor mu bu motorları? Bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Veya ilerisi için ne olacak? Ben de diyorum ki zaten jandarmamızda Mi-17'leri de yıllardır uçuruyor. Türk insanımız, teknisyenimiz, mühendisimiz şimdi sizler öğrendiniz. Onunla ilgili bir problem var mı? Ya şöyle şimdi Ukrayna maalesef Rusya ile bir savaşın içerisinde bulunuyor. Bu kolay kolay da bitecek gibi görünmüyor. Bu bir risk bizim için. Yani Allah göstermesin o fabrikaya bir şey olursa biz sıkıntıya girebiliriz. Ama şunu şöyle çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Ukrayna onlar da çok özveriyle çalıştılar. Savaşın altında bombalarının bir anlamda altında bize motorlarımızı gönderdiler gönderiyorlar. Biz bu motorları şu anda onlarla Türkiye'de üretilmek üzere nasıl yapabiliriz diye tartışıyoruz. Yani orada değil artık burada üretelim, beraber üretelim, gelin buraya fabrika kuralım, beraberce üretelim ve satalım. 200 tane, 500 tane ne kadar ihtiyacımız varsa veya başka yerde satacaksanız bunu tartışıyoruz. Bu tabii bunu yapabilirsek ki ben yapabileceğimize inanıyorum. Dolayısıyla her şeyle Türkiye'de üretebileceğimiz hiçbir ihracat lisansı sıkıntısı çekmeden ambargoya maruz kalmadan şu andaki sıkıntıların da birçoğunu bertaraf etmiş bir şekilde işlerimizi devam ediyor olacağız. Şey de yapabiliriz yani savunma sanayi başkanlığımız bir karar verir der ki ya bir dakika ben bir yeni motor projesi hadi teyi sen bunu yaptın buna da yüklen diyebilir. O da bir ihtimal onu söyleyeyim ama şu anda biz Ukrayna motoruyla devam edeceğiz. Bu karar yani verildi daha önce 2 sene öncesinde. Çünkü motor tasarımı helikopter tasarımı motorun etrafına örülüyor. Yani motoru hemen
değiştiremezsiniz. Hele hele bu tipteki arkadan çıkışlı motorla önden çıkışlı bir motoru geçemezsiniz. Ama hocam siz artık işi bayağı bir tekamül etmişsiniz. Ellerinize sağlık. Emniyetli güzel uçuşlar. Daha sonra da ihraç başarısı olsun ki İnşallah. Biz de güzel güzel haberler yapalım. İnşallah inşallah. Biz bundan çok ümitliyiz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.